Hocam selamünaleyküm. Ramazan'da şeytanlar zinciri nasıl olur? Bunu merak ediyorum. Allah Allah. Yani soruları da ayıklayın be kardeşim. Ramazan'da şeytanlar nasıl zincire vurulur? Şimdi benim bir böyle komik ama işte böyle diye gösterebileceğim bir şekli var. Onu sonraya bırakalım. Kardeşim, güzel kardeşim. Sen bu yani küçük halinle bu soruyu soruyorsun ama merak etme. Koskoca adamlar da bu soruyu sorabiliyor. Şeytanlar nasıl bağlanır? Domuz bağıyla falan filan değil herhalde yani. Kelepçe, zincir falan değil. Şeytanın bağlanmasına göre şekli farklıdır. Mesela mikropları bağlıyoruz dediğinde doktor. Alıp da üzerine böyle düğüm atmıyor mikrobun. Mikrobun bağlanması, mikrobun hapsedilmesi denildiğinde o mikroba göre bir hapsedilme, o mikroba göre bir onun izale edilmesi olur ya. Şeytan da bizim gibi eli ayağı falan olup da böyle falan değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim anlayacağımız şekilde şeytan bağlanır denildiğinde aynı zamanda şunu söyleniyor. Şeytan bağlanır yani Ramazan'da siz bir şeyleri iyi yapıyorsunuz falan diye şeytanı öldü zannetmeyin. Elleri çözülünce, ayakları çözülünce bir insan nasıl mahkum, serbest bıraktığında o canileri, cinayet işleyen izansızları salıverdiğinde dışarı ne yapacak? Aynısını yine yapacak. Onun hep orada durması lazım ya. Bize onun teşbihi anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak şeytanlar bağlanır Ramazan'da. Aman serbest bırakmaya kalkmayın. Aynı huyuyla tekrar sizin üzerinize çullanır. Yani kendinizi o hazır bağlıyken tedbirinizi alın manasına söyleniyor. Ama onun bizim gibi eli ayağı olduğundan değil. Anlatmak için. Başka şeytanlar nasıl bağlanır? İşte böyle bağlanır. Ramazan'da sahur vakti programı olmasaydı bu saatlerde kim bilir nasıl programlar olurdu. Bir bağlanma şekli de bu. Bağlanmış mı? Bağlanmamış mı diye de cevap verebiliriz. Ama şu an onu yapmıyoruz.